Evet aziz misafirler, sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Fuar hayırlı uğurlu olsun. Aksaray'da ikinci geldiğim fuar bu. Daha önce de gelmiştim. Umuyorum ki güzelliklere vesile olur. Kitaplar satılır, okuruz, düşünürüz, fikir üretiriz, ürettiklerimizi hayata geçiririz. Ve bugün bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir ülke olarak ve hiç rahat olmaması gereken bir ana vatanın insanları olarak bizler, umuyorum ki yıllar sonra dünyada ve ülkemizde yeni bir medeniyet bayrağını dünyaya açarız. Çünkü aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, bu topraklarda yaşayanların başarısız olmak gibi bir alternatifleri yoktur. Ya çalışıp başarılı olacaklar ya da silinip gidecekler. Bu toprakların kaderi böyledir. Zaten şu an için bile dünyada olup bitenlere bir baksanız, bu ülkeyle ilgili kimlerin neler düşündüğünü biraz olsun insan kavrayabilir, kavrarsınız. Bir filozof arkadaşıyla konuşurken, arkadaşı ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Filozofun arkadaşına verdiği cevap şöyle. Bana diyor, ağır bir soru sordum. Ben sadece düşünüyorum. Yapmayı başkalarına bıraktım. Şimdi filozof yapmayı başkalarına bıraktı da başkaları yapmayı ve düşünmeyi bize bırakmak istemiyorlar. İstiyorlar ki bizim yerimize kendileri düşünsün, biz sadece köleler gibi yapalım bu ülkede. Çünkü Mehmet Akif ne diyor rahmetli? Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. İşte bunu yeniden anlamamızı arzu etmiyorlar. Bizim 1000 yıl önceki gerçeğimizle bugünkü gerçeğimiz çok farklıdır. 1000 yıl önce bugün dünyanın bayraktarlığını yapan insanların ataları, batılıların, Amerika'yı kuranların ataları dünyaya tepsi gibi bakarken, gemiciler bir sefere çıktığında kaptanlara çok fazla açılmayın, düşersiniz diye tavsiyelerde bulunurken, bu ülkede yaşayan insanların ataları güneş ve ay tutulmalarının grafiğini bugünküne yakın yapıyorlardı. Biz Anadolu'da, Endülüs'te, dünyanın farklı coğrafyalarında imar eden, onaran, yapan ama asla yıkmayan, yakmayan bir milletin, bir medeniyetin insanlarıyız. Bizim medeniyetimiz toprak medeniyetidir. Hazreti Adem'den bize ulaşmıştır. Ve onların medeniyeti ateş medeniyetidir. O medeniyetin bayraktarlığını yapan, Allah'a bayrak açmış ve isyan etmiş şeytanın ta kendisidir. Çünkü Hazreti Adem'e secdeyi reddederken ben ateşten yaratıldım ve üstünüm demiştir. Mesela tarihe bir bakın, Anadolu'ya bir bakın. Anadolu'dan Haçlılar geçmiş midir? Evet. Geçtikleri yerleri yakıp yıkmışlardır. Moğollar geçmiş midir? Evet. Sadece Bağdat kütüphanelerinde yaktıkları kitapların sayısı binlercedir. Bana Osmanlı'nın yaktığı bir tane kütüphane söyleyin dünyada. Söyleyemezsiniz. Bana ecdadımın, atalarımın gidip yakıp yıktığı bir yer adı söyleyin. Bu topraklarda yaşayanlardan söz ediyorum. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde bu medeniyetin insanlarından söz ediyorum. Yakıp yıkmamışlardır. Aralarında kavga ederken bile yakmak yıkmak yoktur, azdır, nadirdir. Birkaç zalim padişah ya da sultan hariç bütün dünyada. O yüzden biz yakıp yıkan değil, biz düşünen, üreten, yapan, insanlığın hizmetine sunan bir anlayışın insanlarıyız. O yüzden filozofun söylediği şeyi şu açıdan değerlendirebilirsiniz. Dünyada insanlar üçe ayrılır. Düşünenler, yapanlar, hem düşünenler hem yapanlar. Biz millet olarak hem düşünüp hem yaptığımız zamanlarda dünyaya çok güzel örnekler sunduk, misaller sunduk. Ve millet olarak başka insanların, milletlerin, kavimlerin, ırkların, elit grupların ya da başka farklı farklı fraksiyonların, düşüncelerin, inanışların, mezheplerin, insanlarının gönüllerine taht kurduk. Biz Müslüman bir millet olarak ta 15 bin kilometre ötedeki Brunei'li bir adamın yüreğine taht kurduk ki ben Brunei'deyken bir cuma namazında adamın Abdülhamit Han'a, bizim milletimize dua ettiğine bizatihi şahit olmuştum. Ve cuma namazından sonra kendisine sorduğumuzda, neden Türkiye'ye ve Abdülhamit Han'a dua ediyorsun diye sorduğumuzda şöyle cevap vermişti. Benim atalarım
bir depremde yıkılan evlerimizin altında kalmış, yarısı ölmüştü. Hayatta kalanların yiyebilecekleri hiçbir şey yoktu. Ben o zaman daha küçücük bir çocukken, işte babam daha o zaman küçücük bir çocukken, ben yokken babamın çocukluğunda gelen yardımın arkasında Abdülhamit Han vardı çünkü. Ve biz o zaman Müslüman bir ailede değildik. Biz ondan sonra araştırdık, düşündük, taşındık. Dedik ki bundan daha güzel bir inanç olamaz. Biz öyle Müslüman olduk. Ben bugün cuma kılıyorsam sebebi budur demişti. Onun için her namazımda Türkler için ve Abdülhamit Han için dua ediyorum demişti. Bunu bizatihi arkadaşlarım şahittir. Beraber dinledik kendisinden. Brunei'de bir adamdan. O yüzden aziz kardeşlerim, şu toprakların, şu medeniyetin, şu düşüncenin, şu inanışın kıymetini artık yeniden bilip yaşamamız gerekiyor. Kitap fuarları bunun için bir fırsattır. Okumak, düşünmek ve yapmak. Gerçekten de insanlar üçe ayrılıyor. Düşünenler, okuyanlar, düşünenler, yapanlar, hem düşünenler hem yapanlar. Bugün Batı hem düşündüğü için hem yaptığı için elinizdeki telefonların markası büyük kısmıyla Batı'ya, Uzak Doğu'ya ait. Dışarıdaki arabaların markaları bu yüzden ya Uzak Doğu markaları ya Batı milletinin yaptığı ürünler olarak elimizde, ayaklarımızın altında duruyor. Düşünenler ve yapanlar hem fikir üretirler hem de o fikrin ortaya koyacağı eserleri bütün dünyaya takdim ederler. Bir düşünür de şöyle diyor. Mesela diyor, vapurlar gibi olmayın, olun. Yelkenliler gibi olmayın. Çünkü yelkenliler hareket edebilmek için dışarıdan bir rüzgar beklerler. Oysa vapurlar kendi içlerinden bir güçle hareket ettikleri için dışarıdan bir rüzgara ihtiyaç duymazlar. Sizler vapurlara benzeyin. İçinizden bir güçle hareket edin. Ama millet olarak biz epey bir zamandır yelkenlilere benzedik. Maalesef dışarıdan rüzgar bekledik. Yardım bekledik. Dışarıdan gelen yardımlarla, rüzgarla hareket etmeye çalıştık. Ama artık bunun devri geçmiştir. Bu milletin yeniden içinden bir güçle bir şeyler üretip ortaya koyup kendisini bütün dünyaya kabul ettirmesinin ve 2071'de Allah nasip ederse yeni bir medeniyeti dünyaya bayrak açarak göstermesinin tam zamanıdır. Belki bunun için 50 yıl olabilir ama 50 yıl devletlerin hayatında çok uzun bir süre değildir. Biz olmasak da çocuklarımızın çocukları, torunları o günleri görecekler. Bu çok kısa bir vakittir. Bu yüzden düşünmek mecburiyetindeyiz. Tefekkür etmek zaten inancımızda da kültürümüzde de çok ehemmiyetlidir. Tefekkür, düşünmek, kainat neden var, insan neden var, ben neden yaratıldım, gözlerim nasıl görüyor, kulaklarım nasıl işitiyor, ben de bu güç nereden geldi, bu iradeyi nasıl kullanabiliyorum, ben kimim, neyim diyerek düşünmemiz gerekiyor. Düşündükçe Şeyh Galip'in beytini okumalıyız. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdümü dide-i ekvan olan ademsin sen diyor. Kendimize bir hoş bakmamız lazım, dememiz lazım ki biz küçük bir kainatız. Allah bizi bir küçük kainat olarak yaratmış. Ufacık bir beden. Mesela bir hayal etseniz acaba kainatta ben ne kadarım diye. Biliyor musunuz, mesela dünya galaksiler içerisinde, Samanyolu içerisinde dünya üzerine atılmış bir kül tablası kadar. Dünyanın kendisi. Bir tek galaksinin içinde dünya bu kadar. Peki siz dünya üzerinde ne kadarsınız? Peki siz Samanyolu galaksisinde ne kadarsınız? Peki siz bütün galaksiler içerisinde ne kadarsınız? Ufacıksınız, miniciksiniz. Ama Allah size öyle bir akıl vermiş ki bütün galaksileri, yıldızları, Samanyolu'nu, kıtaları, kül tablasını hayal edebiliyorsunuz, düşünebiliyorsunuz, sorgulayabiliyorsunuz. İşte hoşça bak zatına diyor Şeyh Galip. Zübde-i alemsin sen. Küçük bir kainatsın ve yaratılmışların göz bebeği olan Adem'sin. Mesela çıktığınızda dışarıda kediye bakınız, köpeğe bakınız, köstebeği hayal ediniz, kuşu, sürüngeni, gökte uçanı, yerde gezeni. Hepsi bizden farklı, biz hepsinden farklıyız. Biz özgeyiz. Ayrı yaratılmışız, belli. Biz farklıyız onlardan. Zübde-i alemiz biz ama aynı zamanda merdümü dide-i ekvanız. Yani bütün yaratılmışların göz bebeğiyiz. İşte düşününce bunların hepsi geliyor aklımıza. Düşünmek bu. Düşündüğümüzde bir de o düşünce bize şunu söylüyor. Madem ki biz bir kainatız, madem ki sıradan varlıklar değiliz, yaptıklarımız da sıradan olamaz.
Düşündüklerimiz de sıradan olamaz. Yaptıklarımız sıradan olamaz. Biz kendimizi diğer canlı varlıklar gibi yemeyle içmeyle, af buyurunuz, tuvalet arasına, boşaltım sistemi arasına mahkum edemeyiz. Biz düşünmek, ortaya fikir koymak, üretmek, insanlığın ve bütün canlıların menfaatine sunmak zorundayız. Biz toprağız çünkü. Topraktan geldik, toprağa gideriz. Ve biz bereketin öteki adıyız. Biz merhametin öteki adıyız. Biz zulmün karşısında durmanın öteki adıyız. Biz mazlumla beraber olmanın öteki adıyız. Çünkü biz biliyoruz ki bizim peygamberimiz bir müminin yüzündeki tebessüm kaybolmasın diye ekşi üzümleri yemiş bir insandır. Bir müminin mutluluğu yok olmasın diye onun getirdiği bütün ekşi üzümleri tebessüm ederek yemiş bir insandır. Biz kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, ailemize, çevremize bu kıymeti verdiğimizde, bütün insanlığı birer kainat gibi gördüğümüzde bu dünyanın seyri değişecek, fotoğrafı değişecek. Çünkü maalesef aziz dostlar, bütün dünyada insanın kıymeti çok küçücük bir mertebeye inmiş durumda. Bir yerlerde yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Öldürenlerin milletleri, öldürenlerin insanları bunu hiç kale bile almıyorlar. Orta Doğu'da ölen yüz binlerin, milyonların acısını acaba kaç Amerikalı çekti diye düşünüyorsunuz. Orta Doğu'da kaybolan çocukların sahile secde halinde düşen, can veren aylan bebeğin, botlarda batan mültecilerin acısını acaba hangi Fransız, İngiliz yüreğinde taşıdı zannediyorsunuz? Onlar kendi dünyalarının yıkıp yakan medeniyetlerinin menfaat odağında yaşayan milletler olarak, insanlar olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Çünkü aksi olsaydı böyle olmazdı. Çünkü aksi olsaydı o ülkelerden mazlumların yanında bir kıyam ortaya çıkardı. Bir ayağa kalkma olurdu, bir baş kaldırı olurdu ama bunu asla göremiyorsunuz ne Amerika'da ne Avrupa'da. Biz Orta Doğu'da şimdi bir harekat başladı, başlayacak. Ben şundan eminim. Bu ülkenin en kötüsü bile, bu ülke insanlarının en kötü diyeceğimiz insanı bile yakıp yıkmaz ve masumların yanında olur. Mazlumların yanında olur. İnancım budur. Biz oraları yakıp yıkmayız. İnsanlarla ekmeğimizi bölüşürüz. Yiyeceğimizi bölüşürüz. Biz ufacık bir karıncanın hakkını savunmuş bir milletin evlatlarıyız. Onun için düşünürüz, üretiriz ama fayda için bütün insanlığa. Sadece kendi milletimize değil. Biz yararlanalım, öbürleri ne olursa olsun değil. Bakın, Amerika'yı anlamak için bir şey anlamak zorundasınız. Amerika'yı kuranlar tarafından Amerika'nın insanları satılarak kurulmuş bir ülkedir. Amerika'nın yerlilerini derdest edip çoluk çocuk demeden, anne baba demeden insan pazarlarında satarak kazandıkları paralarla Amerika'nın yurtlarını, yerlerini, evlerini, binalarını yapmış bir insan grubundan söz ediyorum. Onun için onlardan bu dünyaya bir adalet bekleyemezsiniz. Faydamız yoktu, Suriye'den çıktık. Faydamız vardı, Irak'a girdik derler, yakar, yıkarlar ve giderler. Biz böyle yapamayız. İşte ben düşünün dediğimde, düşünmek dediğimde bütün bunlar geliyor benim aklıma. Bir de sadece yapanlar olmayacağız. Yapanlar olduk mu başka düşünceler bize hakim olur. Hep düşünüp hem yapacağız. Bizim şairlerimizden, yazarlarımızdan bir dostum, ağabeyim "Düşünmek farzdır" diye bir kitap yazmıştı. Metin Mengüşoğlu. Düşünmek farzdır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de düşününüz, düşününüz, düşününüz. Akletmez misiniz, akletmez misiniz diye tavsiyelerde bulunup duruyor, emir veriyor düşünün diye. Düşüneceğiz. Nedir, ne değildir, nereden geldi, nereye gidiyor? İşte böyle bir tecrübe yaşıyor sultanlardan birisi. Bir deney yapıyor. Bakalım insanlar ne yapacak diye. Yolun ortasına bir taş bırakıyor, büyükçe bir taş. Geçiyor pencereden, taşı seyretmeye başlıyor sultan. Acaba insanlar taşın karşısında ne yapacak diye merak ediyor. Geliyor taşın yanına Vezir-i Azam. Taşın etrafında dolaşıyor. Diyor ki, sultanla konuşayım da taşı yoldan kaldıracak bir adam kadrosu, bir kadro ihdas edelim. Ama taşı kaldırmayı düşünmüyor. Sultanla konuşayım, taşı yoldan kaldıracak birisini bulalım ve böyle bir iş icat edelim. Yoldaki taşları temizlesin diye düşünüyor. Düşündü ama yapmadı. Asker geliyor, komutan. Vezirle konuşayım da diyor,
yola taş düşürenleri tespit edip hangi cezayı vereceğimizi kararlaştıralım. O da düşünüyor ama taşı kaldırmak aklına gelmiyor. O geliyor, bu geliyor. Saray şairi geliyor ki dalkavuk bir adam, hiç sevmem dalkavukları. Yiğit adam olması gerekir sanatkarın. Önünde tek eğileceği güç kainatın sahibidir. Başka hiç kimsenin önünde eğilmemesi lazım. İşte böyle yaltaklanan, eğilen, dalkavuklanan, saray dalkavuğu maskarası, şiir de güya yazan adam. O da geliyor, oturuyor, saraya karşı bakarak yolun ortasına düşmüş taşa şiirler yazıyor. Ama hiçbirisi taşı kaldırmayı düşünmüyor. Padişah seyrediyor bunu, sultan. Pencereden seyrediyor. En son sırtında eşya sepeti. Küfe der eskiler. Küfesi olan adam geliyor. Köylü vatandaş. Benim babam, sizin dedeniz. Benim babam yollarda taş bırakmazdı. Kaldırırdı gördüğü zaman. Bitirme tezim Vehbi Efe hakkındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe vardır Erzurum'da. Büyük mutasavvıf, onun kardeşi Vehbi Efe. Ömrü yollardan taş taşıyarak, yolları temizleyerek geçmiş adamın. İşte onlardan birisi geliyor. Allah Allah diyor ya. Yolun ortasına taş bırakmışlar. Düşünüyor. Bu taşı kaldırmam lazım. Ben geçerim de ya bir geniş araba gelirse, bu yoldan geçemezse ne olacak? Onun için başkası takılmasın diye bu taşı kaldırmalıyım diyor. Eşya sepetini bırakıyor. Ya Allah Bismillah deyip taşa sarılıyor. Sağa sola, sağa sola derken o ağır taşı kaldırıp yolun kenarına bırakıyor. Çok şükür ya Rabbi diyor. İnsanların ayaklarının önünden bir taşı kaldırdım. Sonra bir bakıyor, bir kese var. Keseyi kaldırıyor, açıyor. İçinde altınlar var. Şaşırıyor. Bakıyor ki altınların üzerinde bir yazı. Yazı aynen şöyle. Sultan yazmış. Bu altınlar taşın altına elini sokmayı becerenler içindir. Bu deyimleşmiş ve bize kadar gelmiş. Taşın altına elini sokma deyimi işte buradan geliyor. Ama kimin için o? Düşünen ve yapan için. Hani köylü milletin efendisidir derler ya. Benim babam iki divanı ezberden okurdu. Niyazi Mısri ve Yunus Emre divanlarının tamamını. Elleri nasır tutmuştu, yüzü güneş yanığı doluydu. Ayakları nasırlıydı ama aşağı yukarı 30 yılda aralıksız kitap okumuş birisiydi. Bütün taşları yoldan temizlerdi gittiği zaman. Baba neden bu kadar taş temizliyorsun dediğimde ne demişti biliyor musunuz? Peygamberimiz buyuruyor ki sadakanın en küçüklerinden birisi de insanların yolundaki taşı kaldırmaktır. Bu hem düşünmek hem yapmaktır işte. Ve fakat ne oldu biliyor musunuz? Neden bu hale geldik? Her tarafımız taşlarla dolu. Bırakın yolları. Yüreklerimiz taşlarla dolu. Ciğerlerimiz taşla dolu. Gözlerimiz taşla dolu. Başkalarının yolundaki taşı temizlemeyi bırak, başkalarının yoluna taş bırakmak için uğraşıp duruyoruz. Af buyurunuz, tuvalete girip çıkıyoruz, pis bırakıp gidiyoruz. Yoldan geçiyoruz, sigaramızı atıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz, kirletiyoruz. Utanıyorum piknik yerlerine gitmekten bu ülkede. Çünkü gittiğimde insanların piknik yaptıkları yerlere bakınca, bıraktıkları plastikleri, pislikleri, atıkları gördükçe eyvah diyorum, o sultan yaşasaydı acaba yüreklerdeki taşları nasıl kaldıracaktı diyorum. İşte bizim yeniden düşünmemiz, kendimize gelmemiz, bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunun yolu da önce Şeyh Galip'in dediği gibi kendimize bir bakmaktan geçer. Biz insanız. Biz hayvan değiliz. Kaldı ki hayvanlar bile Allah'ın onlara verdiği bir ahlakla yaşarlar. Onların kendilerine ait bir ahlakları vardır. İnsan bütün bunların üzerinde bir varlık olacaksa, hayvandan daha kıymetli olacaksa, hayvanlardan aşağı olmayacaksa düşünecek ve yapacak, doğrusunu yapacak. Doğru nedir onu yapacak. Evrensel doğrular bellidir. Mesela başkalarının aleyhinde konuşmayacak. Yani dedikodu yapmayacak çünkü kötüdür. Başkalarının hakkına el uzatmayacak çünkü kötüdür. Hırsızlık yapmayacak, adam öldürmeyecek. Çünkü adam öldürmenin şekli bellidir bizde. Hele bizim medeniyetimizde adam öldürmek en büyük kötülüklerin başında gelir. Çünkü biz sadece savaşta, cihatta, mahkeme kararının öldürmesine karşı koyamayarak insanın ölümünü izleriz. Ya da savunmak zorunda kalırız. Birisi bize saldırır.
kazaen onu da isteyerek yapmayız kazaen. Ya da bir kaza olur, ölümüne sebep oluruz. Yanar ciğerimiz, üzülürüz. Kan bedeli öderiz, şunu yaparız, bunu yaparız. Ama elimize bıçağı alarak, hançeri alarak, tabancayı alarak keyfimize göre biz adam öldürmeyiz. Peki ne oldu da şimdi bunu çok kolay yapıyoruz? Taşlar nerelere bırakılmış böyle? Ben İstanbul'da trafikte önüme geçen birisine hızlı bir şekilde kazaya neden olacağı için neden böyle yaptın dediğimde silahını gösterip seni vururum bak bana diyebiliyorsa ki bunu yaşadım. Biz hangi yüreklere, hangi taşları bıraktık dostlar? Nasıl temizleyeceğiz onları? O kadar çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz ki. Sosyal medyaya bakın. İnsanlar yüzlerini gizleyerek, isimlerini gizleyerek başkalarına küfretmeyi maharet sayıyorlar. Hadi kendi kimliğini açıkça koy da birine bir söv bakalım. Seni yiğit göreyim ben diyeceğimiz binlerce insan var. Biz ne hale geldik böyle? Düşünmek bana ne diyor biliyor musunuz? Kelimenin güzelini seç. Düşünmek bana diyor ki insan kalbini kırma. Çünkü Allah oraya nüfuz ediyor. Çünkü bütün inançların temeli burada. Düşünmek bana diyor ki elindekini yere atma. Birisine çirkin görünür, huzuru bozulur, ayağına takılır. Düşünmek bana diyor ki arkasından konuşma birisinin. Çünkü senin de arkandan konuşurlar ve arkadan konuşmak çirkindir. Dedikodu yapma. Bir ünlü zata birisi geliyor. Ona diyor ki falanca sizin hakkınızda böyle dedi. O zatın cevabı ne biliyor musunuz? Eğer dediği doğruysa ve bu bende yok, o müfteridir ama sen de gıybetçisin, laf taşıyansın. Asıl dedikoducu da sensin diyor. Çünkü sen şimdi bana onun hakkında bir şey söylüyorsun. Söylediği doğruysa zaten yaptığı yanlış. Yanlışsa sen iftiracısın diyor. Bakın biz birinin birine bir şey dediğini desek bile yanlış yaparız. Taştır bu. Ayıklayacağız bu taşları sevgili dostlar. Neden? Bizim inancımız çünkü insanı ulvileştiren, kutsallaştıran, koruyan bir inançtır. Kur'an ayeti çok açıktır. Haksız yere bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye buyuruyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak dünya hayatı içerisinde savaş ve öldürme kararı hariç bütün insanlığı emniyet altına almıştır. Öldürmeyin diyor çünkü haksız yere öldüremezsiniz. Bu nedenle mesela bizim dedelerimiz bir gemi bilseler içinde 99 tane düşman var, bir tane güzel insan var. Öldüremediler, atamadılar bombayı o gemiye. Çünkü atamayız biz. Biz mazlumun olduğu yere bütün mazlumları helak edecek bir şey atamayız. Mesela biz atom bombası atamayız. Yani atıp da oradaki bütün insanları öldüremeyiz, bizim inancımıza terstir bu. Biz sadece savaşırız o kadar. Karşımızda askeri bulduğumuzda ya da orduyu bulduğumuzda. Ama biz bir mahalleye girip insanları çoluk çocuk demeden katledemeyiz. Bu batı medeniyetinin, bu ateş medeniyetinin işidir. Bununla ilgili böyle çok çarpıcı bir misal vereyim size. Mesela Hollywood'un yaptığı bir film vardır, Cennetin Krallığı diye. İzleyin görürsünüz. Onların bir aktörleri var. Orlando Bloom diye bir adam, o başrolü oynuyor. O filmde Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından yeniden fethi anlatılır. Ve film yayınlandıktan bir süre sonra yönetmen batıda çok ağır eleştiriler aldı. Çünkü Selahaddin Eyyubi'yi iyi bir adam olarak sunduğundan dolayı kabullenemediler. Sen Selahaddin Eyyubi'yi böyle nasıl anlatırsın dediklerinde adam çıkıp cevap verdi onlara. Takip ettim o zaman. Dedi ki ben batılı kaynaklardan aldım bunları. Türklerin ve doğuların kaynaklarından almadım. Sizin tarihçileriniz de böyle anlatıyor. Selahaddin Eyyubi'nin böyle yaptığını anlatıyor dedi ve susturdu onları. Çünkü kaynakları batılıydı gerçekten. Ama bir film çok güzel bir noktaya temas ediyor. O da şu. Şövalye Bulum, yani oradaki şövalye savaşı kaybedince Kudüs'ün anahtarlarını Selahaddin Eyyubi'ye verecek. Selahaddin Eyyubi diyor ki teslim et Kudüs'ü. Şövalye soruyor bize ne yapacaksınız? Selahaddin Eyyubi diyor ki sizi serbest bırakacağız. Bunun üzerine şövalye şöyle soruyor. Ama nasıl olur diyor. Biz Haçlılar Kudüs'ü aldığımızda 30 bin 40 bin Müslümanı kılıçtan geçirdik. Binlerce Müslümanı kılıçtan geçirdik. Siz bizi nasıl serbest bırakacaksınız? Selahaddin Eyyubi şöyle söylüyor. Ama biz Müslümanız.
ve onları serbest bırakıp bir de yanlarına askerler verip onları İskenderiye'ye gönderiyor. Film aynen böyle. Gidin izleyin göreceksiniz. Ve fakat burada önemli olan bir husus var. Sizce Selahaddin Eyyubi bütün o şövalyeyi ve haçlıları neden serbest bıraktı? Selahaddin Eyyubi bilmiyor muydu? Kudüs haçlılar tarafından alındığında 40 bin, 50 bin Müslüman çoluk çocuk denmeden bebekten yaşlıya kadar dizildi ve kesildi. Boyunları vuruldu. Bir hafta 10 gün Kudüs'ten kan aktı. Yıllarca değil, yüzyıllarca Kudüslüler acaba bir yerden insan kanının kokusu mu geliyor diye birbirlerine sorup durdular. Toprağın kırmızılığı yıllarca geçmedi. Kudüs böyleydi çünkü. Ama o Kudüs'ü Hazreti Ömer devenin yularını eski köle yeni arkadaşı devenin üzerindeyken devenin yularını çekerken girip fethetmişti. Haçlılarsa aldıklarında bütün Müslümanlar orada helak ettiler. Burada önemli olan şey şu idi. Nereden aldı bu örneği Selahaddin Eyyubi? Çünkü Peygamberimiz böyle yaptı da ondan. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiğinde müşrikler toplandı karşısına, sordu onlara. Size ne yapmamı bekliyorsunuz? Müşrikler dediler ki biz size ne yaptıysak siz de bize onu yaparsınız. Ne yapmışlardı müşrikler Mekke'de? Hazreti Peygamber'in arkadaşlarını develerin ayaklarına bağlayıp canlı canlı ikiye ayırmışlardı. Hazreti Peygamber namaz kılarken yeni ölmüş bir devenin pisliklerine af buyurunuz, bağırsaklarını getirmiş namaz kılarken başından aşağı dökmüşlerdi, alay etmişlerdi onunla. Hazreti Fatıma yıkaya yıkaya temizleyememişti. Peki ne dedi Peygamberimiz onların bize ne yaparsınız sorusuna karşılık? Size ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Onlar da dediler ki biz ne yaptıysak onu yaparsınız. Efendimiz buyurdu ki serbestsiniz. İşte aradaki fark budur. Selahaddin Eyyubi'ye de o şövalyeye karşı onu söyleten budur. Biz böyleyiz. Onlar öyle. Çünkü onlar ateşten beslenir. Biz topraktan besleniriz. Onlar zulümden beslenir. Biz merhametten besleniriz. Aradaki farkı ancak cahil kalmadığımız sürece öğreniriz. Kitaplar bunun için sizi bekliyor. Tarihimiz sizi bekliyor. Çocuklarınızı, gençlerinizi. Bütün bir İslam tarihi, Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, Orta Asya tarihi, Endülüs tarihi bunun için bekliyor. Aksaray'ı, İstanbul'u, Erzurum'u, Maraş'ı, Anadolu topraklarını yeniden öğrenmek zorundayız. Buradaki manayı öğrenmek, düşünmek, fikir üretmek ve hayata geçirmek zorundayız. Eğer bu kitap fuarları, okuduğumuz kitaplar, bütün bu faaliyetler bunlara hizmet ediyorsa ne âlâ. Bunlara hiçbir hizmeti yoksa emin olun ki boştur. Bunlara bir katkısı olduğunda biz kazanırız. Benim bu hitabetimin bile bir kardeşimize bu anlamda faydası olacaksa bana ne mutlu. Yoksa boştur. Çünkü dünya dönüyor. Çünkü güneş doğup batıyor. Çünkü ben 1960 doğumluyum, 59 yaşındayım. 10 yıl sonra ömrüm olursa belki yine buralarda görüşeceğiz, bilemiyorum. Dünya dönüyor ve zaman ilerliyor. Ya yeni bir medeniyet ya da yok olan bir Türkiye. Başka ötesi yoktur. Bizim başta da dediğim gibi başarısız olmak gibi bir alternatifimiz söz konusu değildir. Peki ne olmalı? Düşündük, hayallerimiz olmalı. Nasıl bir hayal? Mesela her birinizin bir 20 yıllık hayali olmalı. 20 sene sonra hangi çocuğu yetiştireceksiniz? Anneler, 20 sene sonra hangi inşaata, hangi mimariye imza atacak bizim mimarımız, genç mimar arkadaşımız? 20 sene sonra hangi edebi eseri ortaya koyacak şairimiz ya da öğretim üyemiz? 20 yıl sonra hangi belediyeyi tesis edecek belediyede çalışan bir kardeşimiz yeni bir belediyecilik, bize ait bir belediyeyi nasıl ortaya koyacak? Herkes bir hayal kuracak. Hayaller nerede birleşecek biliyor musunuz? İşte diyelim ki 2040'da, 2060'da, 2071'de ama 2071 geldiğinde şöyle derse bu ülkenin insanları biz kazandık demektir. Atamız Alparslan 1000 yıl önce Anadolu topraklarına huzurun, mutluluğun, İslam'ın, toprağın bayrağını dikmişti. Adaletin bayrağını getirmişti. İşte biz şimdi dünyaya yeniden bu bayrağı dalgalandırıyoruz. Bu ülke bu bayrağı dalgalandırırsa işte bugünlerin çok fazla anlamı olacak. Dalgalandıramazsak
kaybedeceğiz. Onun için lütfen ben burada sadece bir fuara davet edilmiş bir yazar gibi konuşmuyorum. Bu dertleri olan bir adam olarak konuşuyorum. Böyle bir derdimiz var bizim. Boşa geçirmeyin vakitlerinizi. Ne olur çalışın, okuyun ve üretin. Bilin ki balık bilmezse Halik bilir. Yaptığınız her şey işe yarayacaktır. Yeter ki biz bir zincirin halkaları gibi yaptıklarımızı birbirine ekleyelim. Bunun için bilgilenmek zorundayız. Bunun için tecrübelerimizi geliştirmek zorundayız. Bunun için yeteneklerimize uygun çalışmak zorundayız. Bunun için isteğimizi diri tutmak zorundayız. Yani moral bozuntusu, depresyon, can sıkıntısı bunlar hiç olmayacak. Bir ufkunuz varsa, yüce bir hayaliniz varsa can sıkıntısı nedir ki artık? Çünkü siz bir ufka yürüyorsunuz. Siz modern dünyanın akıncısı olacaksınız. Artık modern dünyanın akını böyle olur. Çünkü onlar mecburdular at üstünde kilometrelerce gidip insanlara huzur ve adalet götürüyorlardı. Boşnaklar bizi nasıl sevdi zannediyorsunuz? Niye bu kadar seviyorlar? Çünkü onlar bizim onlara adalet götüreceğimize inandıklarında yürekleri bizi istedi zaten. Gelin buraya dediler. Sırplar bile, Rumenler bile, Çekler bile, Macarlar dahi yüzyıllar öncesinde akıncılar oralara gittiğinde bizleri tanıdıklarında ne demeye başladılar biliyor musunuz? Söyleyin ordunuza gelsin de şu zalimlerin elinden bizi kurtarsın. Hakikat budur. Çünkü onlar yedikleri üzümün parasını üzümün dalına, asmanın dalına asarak gidiyorlardı. Gittikleri yerde kimsenin malına, canına kastetmiyorlardı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlardı. Ve insanın hayatı emniyettedir savaş yoksa diyorlardı. Masuma ve kadına ve çocuğa dokunmayız diyorlardı. Ama siz gidin bakalım Srebrenica katliamında kaç bin tane insan, kaç yüz bin, kaç yüz tane çocuk, kaç yüz tane ihtiyar, kaç yüz tane kadın kurşunlandı ve öldürüldü. Daha modern çağın içinde. Onu da bir tarafa bırakın. İkinci Dünya Savaşı'nda iki tane atom bombası 400 bin, 500 bin masum insanın canını almıştır. Amerika'nın attığı atom bombası. Biz böyle iki karşı zihniyetiz. Birinde Hazreti Adem, Hazreti Peygamber, aradaki bütün peygamberler, diğerinde şeytan ve ona uyan bütün zihniyet dünyaları vardır. Hiç başka alternatif yok. Ve Kur'an'da bunun için Rabbimiz hak geldi, batıl zail oldu der. Hak vardır ve batıl vardır. Ötesi yoktur. Buna göre düşüneceksiniz. Siyaset karmaşası, şu parti, bu parti meselesi, küçücük şeyler bizi asla birbirimizden ve kardeşliğimizden ayırmamalı. Biz bölünmesi gereken bir millet değiliz. Biz bütünleşmesi gereken bir milletiz. Yeter ki bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu inanışa sahip olun. Ama zaten öbür dünyaya inanıyorsa birisi, öbür dünyanın insanıysa saygı duyarım ona da. O da kendi vazifesini yapacak. Karşılaşacak mıyız? Karşılaşacağız. Fikirde karşılaşacağız, sanatta karşılaşacağız. Belki bir mücadele olacak, savaşta karşılaşacağız. İşte şimdi harekat başlayacak, karşılaşacak bizim askerimiz. Ama biz olacağız. Bunun başka bir yolu yok. Yıllardır bu ülkede mesela kitap fuarlarında da hep okuyun, 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 okuyun diye bir terane tutturulmuş gidiyor. Doğru. Okumamız gerekiyor. Ama neden? Bunlar için işte. İşte bunlar için okumamız lazım. Eğer biz okumazsak bunları bilemiyoruz. Okumazsak bunları düşünmemiz mümkün değil. Okumayı sadece bir lüks iş olarak düşünmeyin. Entelektüel olmak, kültürlü olmak falan. Hayır, hayır. Her Müslüman gereğini yaptığında İkra bismi rabbikellezî halak ayetine uyduğunda zaten kültürlü olur, entelektüel olur. İrfan ehli olur. Biz irfan ehli olmak için okuyacağız. Yani bu kitap fuarındaki bütün kitaplar eğer alan kardeşlerimize irfanı taşıyabilirse anlamlıdır. İrfan ne biliyor musunuz? Gördüklerinizin aklınızdan geçerek yüreğinize ulaşmasıdır. Duyduklarınızın aklınızdan geçerek yüreğinize ulaşmasıdır. Yaptıklarınızın aklınızdan geçerek yüreğinize ulaşmasıdır. Yani eskilerin müşahade dedikleri, muhakeme dedikleri iki alandan mükaşefe dedikleri kalbin keşf alanına ulaşmaktır. Çünkü bilgi kalbe ulaştığında kalp şöyle der. Aman bu bilgiyi kullanma insanlara zarar verir. Çünkü bu bilgi silah yapar. Aman şu bilgiyi kullanma ya da kullan. Neden? İnsanların faydasınadır ya da zararınadır. Aman şu sözü söyleme şu adam kırılır.
Şu işi yapma, şuna zarar verirsin. Kalp söyler bunu, akıl söylemez. Akıl ancak 2 artı 2 eşittir. 4'ü hesap eder çünkü. Ve bakın ben aziz dostlar, liderlik hocasıyım. Yani liderlik okuttum yıllarca üniversitedeki hayatımda. Hala stratejik yönetim ve liderlik dersleri veriyorum. Zalim liderlerin, insana hiç acımayan Stalin gibi, Hitler gibi liderlerin en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Bilgileri dünya kadar olsa bile akıllarından yüreklerine hiç geçmemiştir. Kalpleri hiç çalışmamıştır. Bunun için Hitler, Çöküş diye bir film yapmıştı Hollywood. Son saatlerini anlatıyordu Hitler'in. 2 defa izledim, notlar aldım. Şöyle diyor, zaten filmde de var, gerçekte de var. Gelip diyorlar ki savaşı kaybettik. Ruslar artık Almanya'yı, Berlin'i her tarafı ele geçirmek üzereler. İşte Amerikalılar geldi, onlar geldi, bunlar geldi. Teslim olalım da şu başkentteki 300 bin Alman kurtulsun. Ne diyor biliyor musunuz? Onlar ölümü hak ettiler diyor. Savaşı kaybeden bir Alman ölümü hak etmiştir. Çünkü dünyanın en üstün adamıydı ya Alman. Onun yenilmek gibi bir hakkı yoktur diyor. Ve bütün Almanların ölüm fermanını imzalıyor. Böyle bir insanın kalbi yoktur. Çünkü kalbi olsaydı şunu düşünecekti. Ya bir Alman çocuğunun bile canı yansa benim canım yanar. Haksız yere savaşmaksızın niye öldürülsün bu insanlar? Teslimiz kardeşim. Bitti. Bakın Japonlar aynı şeyi söylememiş. Japon imparatoru demiş ki bir Japon daha ölürse ben harakiri yaparım. Savaşı bırakıyoruz, teslim oluyoruz. Çünkü zalimlik çok farklı bir şey. Yani kalbe gitmeyen bilgiyle alakalı. O zaman bizim okuduklarımızın irfana dönüşmesi için yüreğimizden geçmesi lazım. Ve sezgiye dayanması lazım. Duyuşa dayanması lazım. O yoldan taşı zaten duyuş kaldırır. Sezgi kaldırır. Akıl şöyle der. Taş düşmüş, bana ne? Belediye kaldırsın taşı. Akıl böyle der. Bana ne ya, beni ne ilgilendirir? Yürek şöyle der, kaldır o taşı. Ola ki senin peşinden kardeşin gelir takılır düşer. İşte yüreği harekete geçirmenin yolu irfan ehli olabilmekten geçiyor. Benim köyüm irfan ehli insanların köyüydü. Ben onların dünyasında yetiştim. Dediğim gibi babam 2 divanı, amcam 3 divanı ezberden okurdu. Uzun kış gecelerinde konak odasında Ahmediyeler, Muhammediyeler, Battal Gazi destanları, Köroğlu hikayeleri, aklınıza gelen pek çok destan okunurdu. Yatsı namazından sonra şiir faslı başlardı. Ben 9-10 yaşımda 20'nin üzerinde şiir ezberlemiştim. 40'ın üzerinde şair adı duymuştum. Ve onlar irfan ehliydi. Neden biliyor musunuz? Hasta olan bir komşularının sen hastasın, iyileş, iyileşmeden ayağa kalkma. Senin tarlalarını biz biçeriz diyerek onun tarlalarını biçiyorlardı. Ve çocukları kalmış, ölen bir adamın çocukları büyüyene kadar hiç sıkıntı çekmediler. Çünkü her yaz imece usulüyle o ölen adamın tarlalarını, çayırlarını biçtiler ve o evin ağılına, ahırına getirdi, yerleştirdiler. Bizim mahallemiz böyleydi. Bizim köyümüz böyleydi. Ben İstanbul'da bir apartmanda oturuyorum. Annem ölüyor. 15 gün sonra bir komşum, ya annen ölmüş, başın sağ olsun diyor. Bu hale dönüştük artık. Maalesef böyle dönüştürdüler bizi. Böyle değildik. İşte bunun yolu irfandan geçiyor. İrfan olmayınca bu olmaz. Herkes kuru bilgiye sahip olursa akıl hakim olur, kalp hakim olmaz. Peki kalbin hakimiyeti ne ifade ediyor? Allah buyuruyor ki ben hiçbir yere sığmam mümin kulumun kalbine. Allah'ın nüfuz ettiği bir organ kalp. Peygamberimiz buyuruyor ki bedende bir organ vardır. O karardıkça bütün beden, o beyazladıkça bütün beden aklaşır ve beyazlaşır. Ya da kapkara olur. Bu kalp. Kalplere dikkat edin. Mesela kendinizi sadece insan kalbini kırmamaya ayarlayın, yetiyor. Aleyhinde konuşmuyorsunuz. Dedikodu yapmıyorsunuz. Yolun ortasındaki taşı kaldırıyorsunuz. Taş bırakmıyorsunuz. Piknik yapıp temizliyorsunuz. Diyorsunuz ki benden sonra gelenin canı yanmasın. Sadece kalp kırmamayı hedefe alın, yeter. Bu irfandan geçiyor işte. 4 tane kavram saydım. O kavramlarla ilgili de bir takım şeyleri söyleyip yavaş yavaş konuşmayı bitireceğim. O kavramlardan bir tanesi bilgiydi. Saate de bakalım. Evet, saat ilerlemiş. Bilgi kavramı. Bilgi de 2 türlüdür. Bir tanesi malumata dayalıdır, birisi kaynağa dayalı. Ve kitap fuarını çokça ilgilendiriyor. Yani fuarları,
kitapçıları, yayıncıları. Çünkü bilgi, kaynağa dayalı bilgi değilse değişmiş, dönüşmüş, yanlış bilgi olabilir. Niye biliyor musunuz? İnsan mübalağacı bir varlıktır. Kolay değiştirir, dönüştürür. Daha 2 gün önce ben bir yerde bir konferanstaydım. Bir arkadaşımız o konferansta söylediklerimi bir yerde paylaşmış. Paylaştığı şeylere baktım, bazı şeyler değişmiş. Kötü niyetle değil. Öyle algılamış. İnsanda algılama sorunu oluyor bazen. Yanlış anlayabiliyorsunuz mevzuyu. Tebessüm ettim, kendisine de dua ettim. Bana iyilik yapmış çünkü. Paylaşmış. Ama baktım yine bu problem. Yani benden dinlediği için öyle. Kitaptan alsaydı doğrudan doğrusunu alacaktı. Çünkü kitap yok elinde. Aynen bunun örneği yani. Kendisine dua ettim. Çünkü sevgiyle, övgüyle paylaşıyor orada. Fakat insan böyle. Dinlediğini doğrudan alamayabiliyor, aktaramayabiliyor. Okumazsa kodlamayı yanlış yapabiliyor. Hele kulaktan dolma bilgi dönüp durdukça daha da bozuluyor. Mesela Muzaffer Şerif diye bir bilim adamı var. Çocuklar üzerinde deney yapıyorlar. Çocuklardan birine bir kavram söylüyorlar. 40 çocuğa yan yana kavramı söyleyin diyorlar birbirinize. Birinci çocuğa civciv diyorlar. 40. çocuktan öküz çıkıyor, af buyurun. Çocuklar bile civcivi öküz yapıyorlar. Yani normal. Bakın bu bir kusur. İnsanda mübalağa var çünkü. Mübalağa sanatın ta kendisidir. Kelam sanatının özünde vardır. Şiir dahi bir mübalağa sanatıdır. Fakat bu neye yansıyor? Bu sahih bilgiyi bozmaya neden oluyor bazen. Bu nedenle sosyal medyada dönüp duran bilgilerin pek kısmı, büyük kısmı malumat bilgisi. Ve kaynağa dayanmıyor. Bizim yapmamız gereken şey şu. Bilgiyi kaynaktan almak. Bunun yolu kitaptan geçiyor. Onun için buradan kitapları alacağız, götürüp okuyacağız. O kitaplarla konuşacağız. Diyeceğiz ki kaynak kitabım şu. Ama ondan duydum, bundan duydum yok. Burada yanlışlık olabiliyor. Amerika'da bununla ilgili bir deney yapılmış. Çok güzel bir deneydir. Böyle bir salon, 100 tane insana oturtuyorlar, bir film seyrettiriyorlar. Yönetmen diyor ki, şimdi bir film izleyeceksiniz, film esas kaynak, kitap gibi diyor, bakın, kitap gibi. Sanki bir kitap okuyacaksınız. Siz ikinci kaynaksınız, yani kitabı okuyan ikinci kaynaktır. Esas kaynak kitaptır. Dışarıda 10 kişi bekliyor. İçinizden birisi ikinci kaynak olarak dışarıda bekleyen üçüncü kaynağa filmi anlatacak. Film seyrediyorlar. Heyecanla parmak kaldırıyor birisi. Benim hafızam çok iyi, anlatayım diyor. Gel diyor. Arkadaşları da tasdik ediyorlar. Hafızası çok iyi bunun diye. Dışarıda bekleyeni alıyor. Yönetmen şöyle söylüyor ona. Biz bir kitap okuduk. Veya say ki bir film seyrettik. Şimdi okuduğumuz kitabın ya da seyrettiğimiz filmin bilgilerini bu kardeşimiz ikinci kaynak olarak size anlatacak. Siz üçüncü kaynaksınız. Siz öyle bir dinleyin ki üçüncü kaynak olarak bir kitabı okuyandan kitabı dinliyorsunuz. Yani sanki ben işte ikinci kaynağım. Dışarıdakine doğru anlatın. Anlatıyor. Salondan kalkan, dışarıdan gelen dinliyor. Salona soruyor. Diyor ki bu içinizden çıkan arkadaş yüzde kaç doğru anlattı? Parmaklar kalkıyor. Diyorlar ki %90-95 doğru anlattı. Şuraları unuttu. Oraları da söylüyor tahtaya gelen, dışarıdan gelen kişiye, sahneye. Diyor ki şimdi sen üçüncü kaynaksın, dördüncüyü anlat. Dördüncü kişi geliyor sahneye. Anlatıyor. Bittikten sonra salona soruyor. Diyor ki ne kadar doğru anlattı? Diyorlar ki yarısı gitti. %50'si gitti. Neden biliyor musunuz? Çünkü kodlayamadı. Kitabı okurken kodluyorsunuz hafızanıza. Not alıyorsunuz. Filmi seyrederken not alıyor ama filmi birine anlatırken öbürü kodlayamıyor çünkü görüntü yok gözünün önünde. Kodlayamıyor çünkü kitabı okumadığı için satır yok. Duyduğunu benzetiyor, bir şekilde alıyor. %50'si. Daha acısı ne biliyor musunuz? 10. kişiye 9. anlatıyor. 11. kaynağı 10. kaynak. Anlattıktan sonra salona soruyor. Diyor ki ne kadar doğru anlattı? Diyorlar ki başka bir film anlattı. Kahraman değişti, olay değişti, yer değişti, yaş değişti, renkler değişti. Bakın insan böyle. 10. kişiden bilgiyi almaya kalkışmayın. Hatta size tavsiyem, 2. kişi bile, direkt kitabı okuyan bile tahlil edilmeli. Gidip o kitabı alıp okumalısınız. Bir kitap ismi söylüyorsa almalısınız. Böyle yaparsak ne olur? Soru bu. Biz mesela hep 1. kaynağa müracaat ederek kitap okusak millet olarak. Ne olur biliyor musunuz? Fazla değil.
5 yıl içerisinde herkes yüzlerce kitap okumuş olur. Yüzlerce kitap. Peki TÜİK verilerine göre bu ülkenin okuma oranı ne? Bilinçli okuma oranı %10'u geçmiyor. Her 100 kişiden 10 tanesi bile bilinçli okumuyor. Neyi düşüneceğiz peki? Neyi üreteceğiz ve dünyaya neyi sunacağız? O zaman elimizdeki markalara mahkumuz. Birileri üretecek, biz alıp kullanacağız. Hayır diyorum. Hayır. Artık uyanmak zorundayız. Okumak, öğrenmek ve üretmek zorundayız. Başka yolu yok bunun. Ve bununla ilgili bir hayalimiz olacak. 20 yıllık hayal, 30 yıllık. 2071 çok güzel bir rakam. 2071 hayali. Hepiniz bu hayali benimsemelisiniz. Çevrenizde temsil etmelisiniz. Gittiğiniz insanlara. Bunun asla siyasi bir yönü yok. Bu milletin hayali olmalı. 2071'de bu millet dünyaya yeni bir bayrak taşıyacak mı? Dalgalandıracak mı? Dalgalandırmayacak mı? Bunu taşıyalım. Çocuklarımızla, gençlerimizle paylaşalım. Belki de 10 sene sonra, 20 sene sonra 2071 ile ilgili programlar yapılacak bu ülkede. Acaba 2071'e hangi sanat eserlerini taşırız? Bu hangi zengin, gelişmiş, kültürel manada gelişmiş Türkiye'yi taşırız programları yapılacak belki. İnanıyorum biraz da. Ama bu inancımın güçlenmesi için de önümüzdeki yılların bana biraz daha rehberlik etmesi lazım. İşte bir oduncudan ders almalıyız. Bununla bitiriyorum. Hattat Mehmet Efendi anlatıyor. Diyor ki, ben daha kimsenin tanımadığı bir hattat iken, hattatlık biliyor musunuz Osmanlı'nın en gözde sanatlarından bir tanesidir, hat yazısı. Kur'an'ı en güzel şekilde yazmak, çeşitli yazıları, hadisleri, sözleri ve cizeleri, atasözlerini yazmak. Bu o kadar önemli bir meslek ki hatta mesela şöyle bir fıkra anlatılır. Hattat kayığa biner, ineceği zaman yanında parası yoktur. Eşya teklif eder, saatini vesaire, kayıkçı almaz. Çünkü para edecek mi etmeyecek mi nedir diye. Ama kayıkçıya der ki o zaman sana bir vav vereyim, olur mu? Siz hattat mısınız der, evet. Bir vav versem olur mu? Onu verin der. Çünkü kayıkçı bilir ki vav, o günkü vav iyi bir vavsa para eder. Alır vavı. Götürür 40 kayık parası. Satar vavı ve cebine koyar. Bekler ki hattat gelsin. Hattat bir gün gelir kayığa biner. İnerken ücretini çıkarınca der ki aman ha ben para istemiyorum bana bir vav daha verin yeter. Hattatlık böyle bir meslek. İşte Mehmet Efendi anlatıyor diyor ki ben daha ünlü bir hattat olmadan önce vavları, mimleri, kafları bilinen bir hattat olmadan önce bir miras yedi olarak bakın biz de atalarımızın miras yedisiyiz. Bir miras yedi olarak evimin penceresinde oturmuş bir akşam hat sanatıyla meşgul oluyordum. Ama aynı zamanda ikindiden sonra dışarıdan gelecek bir oduncu da bekliyordum. Çünkü bahçemde istif edilmiş odunlar vardı, kütükler. Onların da kırılması gerekiyordu. O dönemde oduncu demek şu demek. İri yarı bir adam. Pazusu güçlü kuvvetli. Sesi tok. Omuzunda iki tane balta bileği. Baltasını, bileyler baltalarını. İki saatte bir evin ihtiyacı olan odunları, kütükleri kırar. Bir altın alır gider. Akşama kadar bekledim. Akşam alacası çökmek üzere kimse gelmedi. İkindiden yarım saat öncesi, akşamdan yarım saat sonrası çalışma vaktidir. Yani karanlık tam bastırmaz henüz. Tam neredeyse işte yarım saat kala bir baktım ki köşe başından bir ihtiyar çıktı. Body body 80 yaşlarında bir adam oduncu diye yürümeye başladı. Allah Allah dedim benim bahtıma düşen oduncuya. Bir de bir tane balta var omuzunda. İki balta da yok. Zaten olsa taşıyamaz yaşlı bir adam. Yürüdü. Ya dedim bu oduncu benim odunları kesemez, kıramaz. Ama ne yapayım başkası da yok. Acaba yapabilir mi? Tam böyle diyor evimizin önünden geçerken döndü baktı. Ben de gayri ihtiyari. Oduncu amca benim odunları kırar mısın? Döndü dedi ki evladım ben odun kırıcıyım. Kırdıracaksan söyle. Peki ne kadar zamanda kırarsın bu kütükleri? Şöyle bir baktı bir saatte kırarım evladım. Ya amca bir saatte kırılır mı bu kütükler? Oğlum ben odun kırıcıyım. Kırdıracaksan söyle dedi. Peki ne kadar ücret alırsın amca? İki altın alırım. Ama amca bir altın değil mi odunun racon ücreti? Oğlum benim ücretim bir saat iki altındır. Kırdırıyorsan söyle. Merak ettim diyor. Allah Allah bu adam nasıl odun kıracak? Gel kır dedim. Geldi diyor. Yerini yaptı. Odunlara baktı. Kütüklere baktı. Baltayı bileyledi. Bir baltası var.
Bismillah ya Allah dedi diyor. Bana döndü bir de baktı, tebessüm etti. Sen şimdi görürsün der gibi başladı baltayı indirmeye. Ne diyor biliyor musunuz? Bir saatte bitirdi. Hiçbir parçaya budaklı da olsa baltayı ikinci defa indirmedi. Döndü baktı, vurdu, ayırdı. Hiç de aynı yerden vurmadı. Etrafında döndü, buradan durdu, ayırdı. Döndü baktı, vurdu, ayırdı, bitirdi. Altınlarımı getir dedi. Bir saat. Altınları aldım, koştum. Amca dedim, hakkını helal et. Niye evlat dedi, aleyhimde mi düşündün? Vallahi nasıl kıracağınızı düşünürken siz baltayı ikinci defa bile vurmadınız. Allah aşkına bunu nasıl yaptınız ya? Bunun sırrını bana söyleyin dedim diyor. Adam gözümün içine baktı, altınları aldı ve dedi ki evlat o kadar da ileri gitme. Nasıl yani diyor dedim. Bak dedi, benim bir saatime iki altın ödedin. 50 yılın sırrını bedava istiyorsun, öyle olmaz. Peki amca ne yapayım diyor dedim. Oğlum bir cümle daha söylerim, iki altın getirirsen. Hemen koştum diyor, iki altını aldım, avucuna bıraktım. Buyur dedim amca. Evlat sen ne iş yapıyorsun? Bak cömert bir adamsın, sana birkaç söz söyleyeceğim. Diyor dedim ki ben hat sanatıyla ilgileniyorum. Miras yedi bir adamım, babamdan kalan evde oturuyorum. Bizim milletimizin hali bu. Peki ne iş yapıyorsun? Hat yapmaya çalışıyorum. Aa diyor dedi. Sen elif mi yazmaya çalışıyorsun? Besmele yazmaya çalışıyorsun öyle mi? Evet. Ve bana şu tarihi soruyu sordu. Sen hiç rüyanda elif gördün mü oğlum? Bir an düşündüm diyor. Ben hiç rüyamda elif görmemişim. Oğlum sen vavda mı görmedin rüyanda? Hayır. Mim de mi görmedin? Hayır. Sen hiç besmele yazmadın mı rüyanda oğlum? Diyor yazmadım. Senden hattat olmaz oğlum dedi. Bak ben 50 yıldır odun kırıyorum ya. Sabahlara kadar bu yaşımda hala rüyalarımda odun kırıyorum oğlum. Bir adam ki hayallerini rüyalarına sokmayı beceremiyorsa ondan hiçbir şey olmaz oğlum dedi. Bir millet ki bir şeyi hayal edip rüyalarına sokamazsa o milletten hiçbir şey olmaz. Onun için 2071'i lütfen hayallerinize sokun ve rüyalarınıza girsin. Hepinize iyi akşamlar, teşekkür ederim.